Evet, merhabalar. 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak parolasıyla yola çıktık. 100 gün geçti, hedefe ulaşamadık. Analizlerimize devam ediyoruz. Haberlerden başlayalım. Google açık kaynak yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu. Tabii ki Gemma nedir? Daha evvel de mutlaka kullanmışsınızdır veya kullanmadıysanız da duymuşsunuzdur. ChatGPT'nin rakibi Gemma olarak Google tarafından geliştirilmiş yeni nesil açık kaynak modeli. Burada sınavlarda özellikle hatta ödevlerde, projelerde ChatGPT'den öğrenciler genel çerçevede uzunca müddettir yararlanıyorlar. Artık Gemma'yı da kullanabilirler. Evet, Google hisse senedine baktığımız vakit Nasdaq Amerikan borsalarında işlem görüyor. 141,85 dolar şu an itibariyle işlem fiyatı. Piyasa değerine baktığımız vakit 1,77 trilyon dolar ki burada bizim borsamızdan daha büyük bir piyasa değerine sahip. Zaten dünya çapında da dördüncü şirket, masanın dördüncü ayağı. Burada masa dediğimiz dünyada en büyük 4 şirket. M ile kodladığım ne? M ile kodladığım Microsoft, A ile kodladığım Apple, S ile kodladığım Suudi Aramco ve A ile kodladığım Alphabet Google. Masanın dört ayağı dünyaya hükmediyor. Piyasa değeri en büyük şirketler Microsoft, Apple, Suudi Aramco ve Alphabet, bir başka ifadeyle Google. Evet, yarın itibariyle Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Bunu bekliyoruz. Artık yavaş yavaş faizin de sabit tutulması gerekiyor. Mümkünse azalsın, azaltılamıyorsa da sabit tutulması gerekiyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz burada tabii ki. Mehmet Şimşek'in de dediği gibi cari açık önemli, cari açığı azaltmak için yapısal reformlar dediğimiz disiplin ve sürdürülebilir olarak ne yapması lazım? Bütçe disiplinin sağlanması gerekiyor. Evet, Avrupa'da doğal gaz tüketimi 10 yılın en düşük seviyesinde. Burada doğal gaz tüketiminin 10 yılın en düşük seviyesinde olmasının nedeni ne? Ülkelerin verimlilik önlemleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artmasıyla 10 yılın en düşük seviyesinde, tam da doğalgaz çıkardığımız dönemde. Tabi burada önümüzdeki süreçte esasen enerji şirketlerinin karlılıklarını bu durum azaltabilir. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda enerji şirketleriyle ilgili pozisyon almak çok da mantıklı olmayabilir. Evet, ABD'de mortgage faizleri yeniden %7'yi aştı. Faizler arttı. Ne oldu sonrasında? Mortgage başvuruları %10,6 geriledi. Burada Amerikan sisteminde genel çerçeve insanlar daha ziyade finansal yatırımlar yaparlar. Amerikan nüfusunun yarısının hisse senedi sahibi olduğunu biliyoruz. Tabii ki burada ihtiyaç dışında da genel çerçevede Türkiye'de olduğu gibi ev yatırımı, arsa yatırımından ziyade finansal araç yatırımları söz konusu olur. Ev alışlarında da 20 yıllık, 30 yıllık insanlar mortgage aracılığı ile ev sahibi olmaya çalışır ki burada faiz oranlarının %7'ye çıktığını gördük. %7'lik faiz oranı %10'luk bir başvuru sayılarında geriye çekilmeye sebebiyet vermiş. Geçelim kendi borsamıza. En büyük 500 şirketi içeren Borsa İstanbul 500 endeksi %0,31 aşağılara doğru hareket etti. Evet, Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımız vakit %0,35 aşağılara doğru hareket ettiğini gözlemledik. Bankacılık endeksi yukarıya doğru hareket ederken BIST 100 endeksi aşağılara doğru hareket. Tabii ki bu hareket sert bir hareket değildi. Borsa İstanbul 100 endeksinin 10 günlük ortalamasına baktığımız vakit 9.133, 20 günlük ortalama 8.883, 50 günlük ortalama 8.436 ve 100 günlük ortalama 8.063. 10 günlükte de, 20 günlükte de, 50 günlükte de ve 100 günlükte de moving average 10, 20, 50, 100'de de yukarıya doğru trendi Borsa İstanbul 100 endeksine gözlemliyoruz. Halka arz endeksi BIST 100'e nazaran daha yumuşak aşağılara doğru hareket etti. Genelde Borsa İstanbul 100 endeksi aşağılara doğru hareket ettiğinde halka arz endeksi daha sert aşağılara hareket ediyordu. Yukarıya doğru hareket ettiğinde de daha sert yukarıya doğru halka arz hisse senetleri hareket ediyordu. Bugün tersi bir durum söz konusu oldu. Halka arz hisse senetleri biraz daha yumuşak aşağılara doğru hareket ettiğini gözlemledik. Evet, SPK bültenlerine baktığımız vakit yarın itibariyle Obama Karnacılık ve Alves Kablo'nun halka arzları söz konusu. Perşembe ve Cuma günü Alves Kablo'ya baktığımız vakit son halka arzlardan
Limak çimento 3,2 milyon. Bor şeker 2,5 milyon. Dolayısıyla Alves'in Alves kablonunda halk arasında bu seviyelerde katılmaması bekleniyor. Haliyle tahmini olarak 10 lot ile 13 lot arasında hisse senedi dağıtımı söz konusu olabilir. Bir başka halk arası hisse senedi Obama karına 22-23 Şubat tarihlerinde talep toplaması söz konusu olacak. Nispeten halk arzın büyük olduğunu görüyoruz ve burada bu halk arzın %50'ye yakını bireysel yatırımcıya, %50'lik kısmı da kurumsala dağıtılacak. Halk arz hisse senetlerimizden Pasifik Teknoloji ve Bor Şeker hisse senetleri tavanlarına devam ediyor. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı uzunca müddettir beklemiş olduğumuz halk arz fiyatının üzerine çıkacak mı, ne zaman çıkacak sorusuna sanki cevap verecek gibi duruyor. Hisse senedi 55 TL'lerden halk arz edildikten sonra aşağılara doğru hareket etmişti. Sonrasında tekrardan yukarıya niyetlendi. 55 TL'yi geçemedi. Tekrardan 45 TL'lere yaklaştı ve şu an 48 TL'lerden işlem görüyor. Belki de bu sefer yukarı doğru hareket edebilir. 55 TL'lik halka arz fiyatını eğer Borsa İstanbul pozitif olursa geçebilir gibi gözüküyor. Tabi burada yatırımcı profil de önemli. Evet, hareket tarzını birbirine benzettiğim Bin Yatırımlar Holding ile Tarkim hisse senetlerine baktığımız vakit 600 TL'yi geçemediğini gözlemledik. Tarkim hisse senedi de bugün 800 TL seviyenin üzerine doğru çıksa da 850 TL yaklaşsa da Borsa İstanbul'da gelen satışlar sonrasında aşağılara doğru hareket etti. Ve Sönmez Filament Sönmez Grup iştirak firmalarından hisse senedi tarihi zirveleri 100 TL'lere kadar yaklaştıktan sonra 100 TL'ye geçemedi. Sonrasında 50 TL ile 60 TL arasında yatay seyretti. 50 TL ile 60 TL arasında hareket ettikten sonra tekrardan yukarı doğru tarihi zirvesine yaklaştı. 85-86 TL'lere kadar çıktı. Fakat bugün itibariyle nispeten geriye döndüğünü, 81 TL seviyelerine indiğini görmekteyiz burada. Sönmez Filament eğer 100 TL'yi tarihi zirvelerini geçseydi önünün daha da açık olabileceğini konuşabilirdik. Belki önümüzdeki süreçte tekrardan bu seviyeleri geçebilir. Sönmez Pamuklu hisse senedine baktığımız vakit benzer trend 200 TL'leri iki sefer geçmeye çalışmıştı. Geçememişti. Aşağılara doğru 75 TL'lere kadar inmişti ve sonrasında iki sefer 113 TL'leri geçmeye çalıştı. Buralar geçemedi. Aşağılara doğru hareket etmeye devam ediyor. Şu an itibariyle 88,95 TL'den günü kapattığını gözlemledik. 150. gün portföy özetine baktığımız vakit portföyün büyüklüğü 429.518 TL. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.